Ertuğrul Özkök, yan komşudan gelen havlamaya alışacağız. O geceyi çok iyi hatırlıyorum. 1990'lı yıllarda Serdar Turgut, Hürriyet'in Washington temsilcisiydi. Bir gece onun yaşadığı apartman katındaydık ve aniden yangın alarmı çalmaya başladı. Hepimiz merdivenlerden inip kapının önüne çıktık. Bu arada çok sayıda apartman sakini ellerinde kedileri ve köpekleriyle çıkıyordu. Serdar şaşkınlıkla baktı ve şunu söyledi. Biliyor musunuz bu apartmanda hayvan beslemek kesinlikle yasaktı. İnsanlar yasağı dinlememişti. Pazar günü Hürriyet'e Fatih Çekirgen'in köşesinde çok önemli bir haber okudum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, hayvan hakları yasasının yakında meclise geleceğini söylemiş. Daha önce parça parça okumuştuk ama meclis başkanının ağzından okuyunca çok ilgimi çekti. Başkanın açıkladığı birinci madde ne biliyor musunuz? Apartmanlarda hayvan besleme hakkı. Şentop aynen şunu söylüyor. Kat mülkiyeti kanununda yapılacak bir revizyonla apartman yönetimlerince hayvanlara ilişkin getirilen keyfi kısıtlamalara ve yasaklara engel olunacak, apartman yönetimleri kedi köpek besleyemezsin yasağı koyamayacak. Bugün Türkiye'de binlerce apartmanda yaşanan en ciddi sorunlardan biri bu. O nedenle çok merak ediyorum. Acaba bu madde meclisten geçebilecek mi? Belki de bunu sağlamak için tasarıya apartmandaki şikayetçiyi koruyacak şöyle bir madde de eklenmiş. Üzerine kayıtlı olan ve çevreye sorun yaratan hayvanların önlemini almayan kişi de cezalandırılacak. Yani hayvanınız havlıyorsa veya apartmanın ortak alanlarında başka insanlara saldırıyorsa bunun önlemini alacaksınız. Yan kapı kanunu bizim evde oylansa. Pazar günü gazetelerde okuduğum en ilginç haber buydu. Tabii bizim evde pazar gününün konusu da buydu. Gördüm ki tasarı bizim evde oylansa oy birliğiyle geçer. Beslenen hayvanlara baktığımda sağımdaki ve solumdaki komşularda da oylamanın aynı sonucu vereceğine eminim. Ama Türkiye'nin orta ve eski nesillerinden aynı sonuç çıkarma emin değilim. Özellikle köpeklerle ilgili. Komşudan gelen köpek sesi bana hep hayatın sesi olarak gelmiştir. Ama ne yazık ki şunu da çok iyi biliyorum. Hayat dediğimiz şey herkes için farklı. Ertuğrul Özkök Hürriyet